Gelin evi harika bir gün geçirmenizi diliyor. Bugün İstanbul Pendik'te oturan Güler Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Adım Güler, 28 yaşındayım. Ev hanımıyım. 3 yıllık evliyim, ikiz bebeklerim var. Ben Rizeliyim, eşim Oflu. Gelin evine İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Zevkli biri olduğumu düşünüyorum. Yeni gelinlere örnek olmak istiyorum. Sana ait bütün ve senin bir özüm. Kimseyi görmüyor, inan ki gözüm. Asla vazgeçmedim, yemin ederim. Arkasındayım hala verdiğim sözüm. Aklıma gelince o güzel yüzün, her yanımı kaplıyor tatlı bir hüzün. Aynı rüzgara vurdun iki yelken. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Güler'cim. Hoş geldin. Hoş buldum. Aa, ne kadar güzel bir detay. Çok beğendim. Düğün fotoğraflarını da karşılıyorsun bizi. Evet, biraz öyle renklensin diye kapı girişim. Çocuklar da var, pufun üstünde oturuyorlar. Böyle bir değişiklik yapmak istedim. Çok kullanışlı ve çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güne Şükriye Hanım'ın olumlu yorumuyla başlayan Güler Hanım'ın evinde yorumlar hep böyle mi olacak acaba? Muhabbet, neşe, kahkaha. Güzel bir şey. Güzel yani. Bence çok, evet, güzel, çok bir güzel bir düşünce. Artık bana da rezidans olur herhalde. Halılarınız milli gibi. Beni romantik yapan şey büyük aşkım. Güler, seni çok seviyorum. Sana her zaman parfüm alırım. Bayağı sağlam. Hüzünlü bir hikaye. Almanya'da bir çocuk onu çok seviyormuş ve hastaymış. O kucağında ölmüş. Gergin dakikalar. Yine bir Karadeniz'i yansıtmışsınız yatak odanızda da. Ama o keman. Dikkat çekenler. Burada benim dikkatimi bir şey çekiyor. Bu bavul. Ve üzerindeki kadın kim? Hepsi az sonra gelin evinde. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, hoş bulduk siz. Ben de iyiyim çok şükür. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bugün? Biz iyi hissediyoruz ama siz sanki biraz yorgun gibi gözüküyorsunuz. Heyecan da var. Ya aslında heyecanlı değilim ama tabii ki biraz yorgunum. Ama tatlı yorgunluklar bunlar. Sizinle vakit geçince inanın yorgunluğumu da unutuyorum. Siz gelene kadar yorgundum. Siz gelince yorgunluğum bitti. Ama çok şık olmuşsunuz bugün. Evet. Değil mi arkadaşlar? Bayağı güzel, güzel, çok olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de benim için çoraplarınızı gelirken konuşmuştuk. Evet. Özel file çoraplarımla geldim size bugün. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Puantiyeli elbise giydiğinize göre sanki retro tarzı seviyorsunuz Güler Hanım. Ya ben retro tarzı çok seviyorum. Biraz böyle 50'lerin, 80'lerin kadın olmayı da seviyorum. Bilmem, herhalde ondan dolayı tercih ettim. Ama yakışıyor da sana. Bence doğru. Rengi güzel. Gerçekten çok yakışmış. Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Kendime geldim. Bütün yorgunluğum gitti. Demek ki motivasyonun bu şekilde olması gerekiyormuş. Çok sağ ol. Ceren. Biz de senin zevkini bildiğimiz için ona özel bir hediye aldık. İnşallah beğenirsin. Çok çok teşekkür güzel ederim. Güzel retro tarzında bir hediye, evet, oldu. Bakalım beğenecek misiniz? Açayım ben hediyeleri. İnşallah çok severim. İnşallah beğenirsin. Beğenirim. Hediyeleri çok severim. Gerçekten şu an şımardım ayrıca. Çok motive oldum. Kendime geldim. Oo, gerçekten çok şık. Beğendiniz mi? Evet. Ali Kemal ile Cihangir'in yeni kıracağı vazo. Her dakika vazo alıyorum ve her vazoma hazin sonuna uğruyorum. Ama inşallah bu sizin nazar olarak olur. Gerçekten çok beğendim. Çok zarif. İyi günlerde kullandım. Ay, çok teşekkür ederim. Kullandıkça bize hatırla. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok beğendim yalnız.
Güler Hanım, karışmak gibi olmasın ama vazo sanki orta sehpanızın üzerinde hoş durmadı. Evet olmadı ama kıyamadım onu başka bir yere koymaya. Sizce nereye koyayım vazoyu? Bence sehpanın üzerinde çok bence güzel duruyor. Evet, burada daha güzel durur. Renk uyumunu da yakalar. Biraz yakın birbirine renkleri. Bence de oraya koymalıyım. Hemen koyayım hatta sizi dinleyip. Böyle daha güzel oldu sanki. Evet, bence de. Hediyeniz salonda uygun yerini de aldı. E artık şöyle bol köpüklü kahve içilir değil mi Güler Hanım? Aa, unuttum sanırım. Hemen bu vazonun üstünde bir 40 yıl hatırımız olsun. Getireyim ben kahvelerinizi. Vallahi Güler Hanım, ben de ne zaman soracaksınız diye bekliyordum. Kahve ikramını sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam, hemen getiriyorum o zaman. Peki Güler Hanım'ın karşılamasını, genel olarak enerjisini nasıl buldunuz hanımlar? Bence biraz vardı. Yorgunluk vardı. Yorgunluktan diye düşünüyorum. Evet, ben çünkü biraz gözaltları falan da hani uykusuzluktan dolayı sanırım bir evet. Çöküş var ama yani. Karşılaması ama güzeldi. Güler yüze karşıladı. Heyecan tabii ki. Dün Şükriye Hanım'daydık yani. Zaten. Onda da heyecan vardı. Güler Hanım da aynı şekilde. Bakalım biz nasıl olacağız evet. Devamında. Ceren Hanım, tepeden tırnağa yorgunluk analizi yaptınız. Güler Hanım duyarsa alınmasın size. Olsun, o tatlı bir yorgunluktur onun için. Biz de aynı şeyleri yaşayınca göreceğiz zaten. Ama arkadaşımız sonuçta güler yüzlüydü ne olursa olsun. Evet. Evet. Kahveleri getiren ev sahibimiz konuşmaları duydu mu acaba? Kahveleriniz geldi hanımlar. Yetişemedim galiba. Şöyle. Allah duyamadınız Güler Hanım. Sen tekrar söylerse. Teşekkürler. Kahve ve sunum nasıl olmuş acaba? Sunum gayet şık. Evet. Değil mi arkadaşlar? Evet, ben de çok beğendim. Çok zarif duruyor. Sunumu beğenen gelinlerimiz bakalım salon dekorasyonunu nasıl bulacak? Güler Hanım beyaz mobilyalı, mor ve çiçek desenli bir koltuk takımı seçmiş. Pencerelerinde beyaz kuru vaze tül perde, yeşil uzun fon perdeler kullanmış. Açık renk halı, spot aydınlatma tercih eden Güler Hanım, kahverengi detaylı modüler raflı televizyon ünitesinin çiçekli kulplarını çiçekli koltuğuyla kombinlemiş. Güler Hanım'ın hem mobilyalarını nasıl seçtiğini öğrenelim, hem de televizyon ünitesi üzerinde sergilediği bebeğin nasıl bir hikayesi var görelim. Güler Hanım, evinizin dekorasyonunu çok farklı buldum. Çok farklı renkler kullanmışsınız, hepsi uyum içinde. Fakat çok farklı parçalar var. Hepsi bir bütünlük halinde ama biliyorsunuz benim evim biraz sadeydi, bana biraz... Fazla geldi açıkçası. Çiçekleri seviyor çiçekli. Herhalde Güler Hanım, öyle anladım evet, ben. Çiçekleri... Bayağı çiçek desenleri var. Evet. Hakim. Şöyle gelişti. Benim eşim çok aşırı derece ağır bir mobilya seviyor. Avantgard dediğimiz. Hı-hı. Ben de bu tarzı çok seviyorum. Özellikle tembihleyip evleneceğimiz zaman ben çiçekli böcekli işte koltuklarda arkadaşlarımı oturtmam, sakın öyle bir şeyler almayalım falan diye fazla büyük konuştum. ama sonra kendisi baktığımda bu takım güzel mi dedi ve ben zaten hemen atladım. Renk olarak da mor tonlarını seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Mor, mor bereket krem. Derler. Çok da seviyorum. Bizde Karadenizlilerde Osmanlı'ya dönük hani böyle şey adetler yapılmayı falan şey yaparlar da o yüzden kayınvalidem de çok moru severdi. Mor bereket, mor bereket. Aklıma çok takmıştı. Ben de ilk gördüğüm zaman hemen mor koltuklara şey atıldım. Vallahi yani. Moru bilirim. Benim kayınvalidem de mor aşığı olarak. Gerçekten ben ama de seviyorum. Ama enerji veriyor onu. Mor rengi sanki. Bu takımı ne kadar aldınız? Koltuk takımınızı? Ya biz koltuk takımı, ünite, masamız falan. Yani bu gördüğünüz salon takımını 22 bin liraya aldık. Biraz fazlaymış. Biraz fazla. Evet. Bu yastıklı takımın parçası mı yoksa siz özel mi yaptınız? Üzerinde bir tarih göstereyim. Görüyorum. Yastıklar, mor koltuğumdaki yastıkların hiçbirisi takımıma ait değil. Ben bir zaman sonra sıkıldım ve değişiklik istediğim için o bizim evlilik yıldönümümüz. 2 Ağustos 2014. Sonra bu tarafı biraz kendime ayrı bir alan yapmak istedim. İşte değişik payetli, şurada tarihli. Çok değişik bir yastık var. Evet, onları birbirine kattım ben. Şu yastığı çok beğendim arkadaşlar. Yani tüy takıntısı olarak yani gerçekten çok hoşuma gitti ve kadife oluşu çok hoş. Rengi de yine aynı şekilde. Ceren Hanım, tüy takınız nedir acaba? Yani tüy olayını seviyorum ama tabii evimde göremeyeceksiniz. Seviyorum ama. Peki nerelerde kullanılırsa seviyorsunuz? Gülerin evinde. Böyle aksesuarlarda hoşuma gidiyor. Mesela işte postalıydı, tüylü yastıklardı. Hoşuma gidiyor. Ya yani bir tane tüylü yastığım var ama bu tonlamada değil tabii ki.
Ama gerçekten güzel bir dekorasyon evet. ürünü. O zaman seni bol bol kahve içmeye bekliyorum. Türlü yastığımızla birlikte. Arkadaşlar bir şöyle bir parça gördüm. Onu göstermek istiyorum izninizle. Tamam. Orada bir bez bebek de gördüm. O da dikkatimi çekti. Onu da göstermek istedim. Bunların bir anısı var mı sizde? Aslında o bebeğin gerçekten anısı çok değişik. Ben kına kıyafeti almaya gideceğim zaman antikacı bir dükkanın önünden geçiyordum. Gelin arabamın önünde bebek olmasını istiyordum hep. Bu da bayağı yanakları falan kirlenmiş, üstü başı böyle kirli bir bebekti. Baktığımda sonra içeri girdim. Amca silmeye falan çalışıyor. Dedim ki o bebeği alabilir miyim? Almanya'da bir çocuk... onu çok seviyormuş ve hastaymış. O kucağında ölmüş. Daha sonra babası ve annesi artık o bebeği şey yapmak istemedikleri için antikaya da düşkünlermiş. Onu şey yapmışlar, amca da almış, satıyormuş. Ben onu duyunca böyle tüylerim gerçekten diken diken olmuştu. Evet, şu an gerçekten benim de. Evet, ben yani. Hatta böyle kala kaldım ve çok çok uygun bir miktarı almıştım ki bundan 3 sene öncesi. Ne kadar aldınız? 60 liraya almıştım onu. Çok değişik bir anısı var onun bende. Gelin arabamın önüne koydum ama onu ben. Aa, çok etkileyici bir hikayesi varmış gerçekten. Peki bu parçanın gramofonun var mı? Onu da annem bana, teyzeme, gene böyle değişik şeyleri seviyorum diye. Sosyete pazarından. Retro olsun diye. Aynen öyle almıştı. Anneniz toplayıp toplayıp getiriyor galiba. Çok hoşuma gitti. O da çok hoş gerçekten. Teşekkür ederim. Güler Hanım, perdeleriniz sade ve şık görünüyor. Galiba uzun gelmiş salonumuza perdeleriniz. Hiç gözümden kaçmıyor. Kaçmıyor evet. Perdelerim aslında uzun evet. Çünkü ben evime yeni geçtim. Daha önce başka bir evde oturuyordum. Buraya gelince de gelin evi de birden hemen önümüze çok güzel bir şekilde sürpriz yaptı bize, çıktı şansıma. Perdeciye gidip kestirmek de 15 günümü bulacaktı. Maalesef onları kestiremedim. Neden bu renk peki? Yeşil fonlarınız, olarak mı? Fon olarak bahsediyorum. Yani koltuklarım çiçekli, ünitem bana göre dikkat çekici. Bir de yağ yeşilini çok seviyorum. Morla da böyle hoş olduğunu düşünmüştüm. İçinde de çiçeklerin yeşil dalları falan olunca öyle bir kamufle yapmak istedim. Aslında tam şey Güler Hanım, yeşil gibi durmuyor renk aynen. olarak ama hani böyle daha vizon, işte sütlü evet. kahve tonları da gibi. Işığa göre değişiyor sanırım. Perde değil mi? Ya, yansımalı mı onunla ilgili pek bir bilgim yok açıkçası ama şey, ışığa göre de değişiyor sanki. Ben perdelerinizi çok beğendim. Yani fonu da tül de aynı şekilde. Sade oluşu zaten beni etkileyen kısmı oldu. Evet. Yani tam hani benim tarzıma da yakın bir tarz açıkçası. Ben beğendim perdeleri. Teşekkür ederim. Fiyatı ne kadardı? Genel olarak evimin bütün perdelerini ve tüllerini 6500 liraya yaptırdığımızı biliyorum. Ama bunun net olarak fiyatını bilmiyorum. Tül, perde hepsi. Güler Hanım, ben evinizi avize göremedim. Aydınlatmanız yetiyor mu? Aydınlatmam aslında bakarsınız. Yani ben çok karanlığı severim. Eşim aydınlık seviyor. Çok da fazla hani şey değil. Çok aydınlık değil. Buranın da tavanı alçak olduğu için çok fazla abes kaldı. Spot sanki biraz şey, mutfak aydınlatması gibi geliyor bana. Hani daha çok burada bu mobilyalara çok şık bir avize burada çok güzel olabilirdi. Evet. Hani bilmiyorum, siz beğenerek bu şekilde kullanıyor musunuz ama. Ya ben avizeciyim. Avizelerim de var ama tavanıma hiç uygun olmadığı için kullanamıyorum. Eşim de hiç istemiyor. Bunlar bize yeter gibisinden sonra. Yani avizelerim sadece aldığım gibi duruyor. Öyle söyleyeyim. Yani yeni evlerde avize artık eskisi gibi tercih edilmiyor. Onun için daha çok led kullanmayı tercih ettik. Halılarınızı da açık kullanmışsınız. Halılarım da açık. İki çocuk var malum. Evet, onlar. Bize şey arkadaşlar, dikkatinizi çektim bilmiyorum ama halının rengiyle orta sehpanın rengi sanki birbirini çok kapatmış gibi. Hani aynı evet. tonlamada olduğu için sanki biraz daha farklı bir tonda orta sehpa kullanabilirdiniz diye ya düşünüyorum. Ya da halıyı farklı kullanabilirdiniz. Halı evet yani hani renkli bir seçimle ya orta sehpa ön plana çıkıp ya da halı ön plana çıkabilirdi. Benim düşüncem bu şekilde. Hani öyle bir tercihte bulunabilirsiniz. TV ünitenizin parçaları neden 3 tane var ve ortada kahverengiyi kullanmak istemişsiniz? 2 beyaz. Benim özellikle o kahverengi çok evet. gözüme çarptı. Hani 2 beyaz gerçekten çok şık duruyor. Araya neden o rengi sıkıştırdınız? O benim tercihim değil. Mobilya tamamen öyleydi. Zıtlık işte. Ya country tarzında bazen böyle araya işte çok ilgi çekici parçalar koyuyorlar ya. Bu da onun bir parçasıydı.
Hani benim sadece ünite seçimim. Özellikle iki beyaz alıp ortasına kahverengi koyayım diye bir seçimim yoktu. Bir de orada bir raf var sanırım değil mi orta kısımda? Evet var. Rafım da var orada. Orası sanki biraz boş kalmış gibi. Hani üzeri ne amaçla kullanılabilir bilmiyorum ama hani sanki çerçeve. Aksesuar ya da çerçeveyle bir süslenebilir gibi aslında geliyor bana. Aslında orada çiçekli galiba onların yine. Benim şurada bir fotoğraflı olan mandallı bir şey var aksesuar olarak. O çok dikkatimi çekti. Ben onu bir alıp incelemek istiyorum. Güler Hanım bu çok değişik bir aksesuar. Çok da hoşuma gitti. Aslında çok hani şey değişik bir parça. Yani nereden aldınız? Özelliği var mı size göre? Özelliği hani yok. Bir yana. Bana da çok ilginç geldi. Onun üzerine şey koymuşlardı. Çalışma masasına notlar sıkıştırılmıştı. Hı-hı. Hani öyle bir dizayn yapmışlardı. Ben de resimlerimi koymayı tercih ettim. Öyle kullanıyorum. Güzel olmuş. Gerçekten güzel çok değerlendirmişsiniz. Şık yani. Evet. Teşekkür ederim. Çok hoş bir aksesuar. Evet. Teşekkür ederim. Bir de orada gaz lambası sanırım. Onu da ben alıp göstermek istiyorum. Ceren Hanım bu sefer de gaz lambasını merak ediyor. Peki bu gaz lambasının bir hatırası var mı? O da dedemle anneannemden hatıra bana. Onlar öldükten sonra evlerinde kullanıyorlardı, çok severlerdi. Onun çok çok seneleri var yani. O da bir antika benim evimde. Şurası ahşap mı bunun? Onun ahşap mı olduğunu bilmiyorum ama altı falan bayağı eski ve küflü. Çok çok eski bir aviz şey. Demirinden zaten anlaşılıyor. Lamba olduğunu biliyorum. Hatta belki de yani anneannemin annesinin bile olabilir. Bayağı bir eski olduğunu biliyorum. Gerçekten çok hoş bir parça yani. Dekoratif kullanabileceğiniz bir aksesuar olmuş sizin için. Baktıkça anneannemi dedemi hatırlıyorum. Ama evinizde çok ayrıntı var, çok anı var, çok hatıra gözünüzü var. Gözünüzü yormuyor mu? Gözünüzü bu yormuyor mu gerçekten? Ben normalde de biraz göz yorucuyum aslında. Yani severim çok kalabalığı, detayları. Evet, bayağı karışık. Yani. Arkadaşlar bir de şuradaki ayna dikkatimi çekti Güler Hanım. Nerede kullanıyorsunuz tam olarak aynayı? Ya aynayı banyoda, eski evimde banyoda kullanıyordum. Banyo aynası olarak almıştım. Buraya geçince doğrusu çok boş kaldı. Sonra perdelerin yanına onu öyle astık yani. Güler Hanım biraz Pamuk Prenses'in aynasına benziyor. Her açıp baktığınızda ayna söyle bana. Var mı benden güzel dünyada diyor musunuz? Yok estağfurullah, öyle bir şey demiyorum. Hiç aklıma gelmedi. Ama bundan sonra öyle bir şey düşünebilirim. Aynaları seviyorum. Arabaların aynalarına bile bakarım ama hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Güler Hanım isterseniz mutfağa da bakalım. Bu kadar fazla detay mutfakta da kullanmış mısınız? Merak ediyoruz açıkçası. Bu kadar çok gözlerimiz yorulacak mı mutfakta bakalım. Tamam buyurun sizi o zaman mutfağıma götüreyim. Güler Hanım mutfağında dekorasyonuyla nasıl bir hava yaratmış görelim bakalım. Güler Hanım mutfağında eskitme ferforje kulplu beyaz dolaplar, siyah tezgah, gri ankastre ürünler tercih etmiş. Ferforje pembe mini masa ve sandalyeler, pembe tül perde, pembe terek ve pembe objelerle bir renk uyumu yaratmış. Güler Hanım'ın spot aydınlatma, açık renk halı kullandığı mutfağında acaba eşi hangi konularda kendisine yardım etmiş? Arkadaşlar şimdi mutfağımdayız gördüğünüz gibi. Fikirlerinizi çok merak ediyorum nasıl bulduğunuza dair. Ceren Hanım isterseniz sizle başlayalım. Tabii. Şöyle mutfağın ilk havası olarak dolap renkleri, dolabın rengi gerçekten çok güzel. Beyaz oluşu beni çok etkiledi. Kulpları çok hoş duruyor. Biraz vintage havası var açıkçası mutfakta ve biraz da şirin bir şeyler yakalamaya çalışmışsınız. İşte şu köşede kullanmış olduğunuz masa sandalye takımı özellikle. Rengi de çok hoş. Ne kadar almıştınız? Onu 1100 liraya aldım. 1100 lira. Evet. Bence bu takım için gayet uygun bir fiyat. Yani ben genel olarak mutfağı gerçekten çok beğendim ve kendi tarzımı da yakın buldum. Değişik ve masal diyarı gibi duruyor yani gerçekten hoş. Aynı şekilde ben de katılıyorum Ceren Hanım'a. Beyaz dolaplardan bir ferahlık vermiş eve, mutfağına. Aslında onda avantajım eşimin müteahhit olmasıyla da alakalı. Öyle mi? Evet. Eşim müteahhit. Şanslısınız ama. Evet, onda biraz sanırım bir nebze şanslıyım. Siz yorumlarınıza devam edin.
Bana açıkçası biraz yine fazla geldi. Dolaplarınızın beyaz olması hoşuma gitti. Mutfağınızı açmış çünkü tezgahınız çok siyah. Evet. Ve tozu çok, kiri çok belli eden bir renk. Ama kutlarını beğenemedim. Dolaplarınızın kutları yine bana biraz hani mobilya tarzı geldi. Hani gardolap tarzı geldi. Hı-hı. Çok az, biraz daha sade olabilirdi. Bu arada eşinin müteahhit olması senin için çok güzel bir avantaj. İstediğin kadar evini değiştirebilirsin. İstediğin şekle sokabilirsin evini. Aslında şöyle bir şey var. Evet, o konuda şanslıyım ama öyle her istediğinde ev değiştirip mobilya değiştiremiyoruz. Hatta terzi kendi söküğünü dikemez derler ya. Bizde bazı şeyler bazen zor bile gelebiliyor. Ama yine kiracı olmaktan daha iyidir bence. Orası, kendi evet, düzenini, kendi düzenini yaratmışsındır. Yani hamdolsun Allah'a istediğim acaba şekilde. Acaba sağlam mı? Ceren Hanım, duvarları bir kontrol edin bakalım sağlam yapılmış mı? Bayağı sağlam. Evet. Güzel malzeme kullanmış eşiniz. O zaman sizi komşu alalım. Sizi komşu alalım bir gün. Daimi satıyor bize hemen. Apartmanınızın ismi Serap Sultan Apartmanı. Merak ettik, Serap Sultan kimin ismi acaba? Serap Sultan benim eşimin annesi, yani annem, Serap annemin. Onun lakabı Sultan diye geçiyor. Ali Baba da ona hediye olarak 40. yaş doğum gününde ismini vererek bu apartmanı, hem çocuklarını topladı bu apartmanı, öyle bir şey yaptı. Güzel bir şey. Güzel, anı bırakmış yani. Bence çok güzel bir düşünce. İnce bir düşünce olmuş. Eşiniz de size 40. yaş gününüzde böyle bir jest yapar belki. Gerçi daha zaman var ama. Benim daha 11 senem var. Ama ben daha farklı şeyler bekliyorum. Güler Sultan Apartmanı diye bir de size gelirse. Artık bana da rezidans olur herhalde. Çıkayı yükseltiyoruz. Bence çok iddialı Güler Hanım. Ya ben kendimden geçtim, ikizlerime doğru açılayım adına. Babam annemin adına bir apartman dikti ve o apartmana eşinin ismini verdi. Romantiklik bizde gelenek olduğu için, babadan oğula geçtiği için ben de aynısını eşime yaparım. Ben halılarınızdan bahsetmek istiyorum. İki çocuk var malum, biliyorsunuz. Açık renk kullanmışsınız. Zor olmuyor mu mutfak hem sizin için hem çocuklar için? Bütün evim açık renk açıkçası. Ben biraz da çok titiz bir anneyim ama çocuklar hani artık öyle bir düzene alıştılar ki, tabii ki dökülüyor saçılıyor ama artık o düzene oturdu ya bizde. Çok dökme saç bu bitti o dönem, kapattık o dönemi yani. Her ne kadar erkek çocuğu ama olsa da. Dolaplarınız da uyumlu olmuş. Teşekkür ederim. Çok perdeleriniz de tamamlamış mutfağınızı. Bu tül benim oturma odamın tülüydü. Normalde panjuru var zaten mutfağımın. Pek tüle ihtiyaç yoktu ama ben burası cillensin diye kestim onu. Hafif de teyelleyip buraya güzel tül yaptım. Bence gayet güzel olmuş burası için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Arkadaşlar, ben avize olmayışından bahsetmek istiyorum açıkçası. Avize olmaması benim için problem teşkil etmedi şu an için. Yani gayet güzel duruyor spot. Evet, peki sizi rahatsız eden pembe ve siyah, hani beyaz olmuş ya genelde, biraz beni bazen karışık bulabilmiştiniz. O zaman bu uyumu yakaladığımı düşünüyorsunuz mutfakta. Evet, mutfakta kesinlikle uyumlu. Yani uyumlu göze olmuş. Batan hiçbir şey yok bence. Beyaz eşyalarınızı ne kadar aldınız? Ya ben dediğim gibi daha önce de 3 senelik evli olduğum için bir de fiyatlarla bazı şeyleri hatırlamıyorum. Hani onların fiyatını pek hatırlamıyorum. Güler Hanım, mutfak dekorasyonunuz beğenildi. Peki yatak odası dekorunuz da beğenilecek mi dersiniz? Bakalım dizsiz. O zaman buyurun, siz yatak odamı alayım. Güler Hanım'ın yatak odası dekorunda giysi dolabındaki pencere detaylarını komodin ve yatak başlığında da görüyoruz. Keman figürlü abajurlar, yatak başlığı üzerindeki cibinlik ve istiridye şeklinde boncuk detaylı halı, Marilyn Monroe resimli çantası Güler Hanım'ın tarzını ortaya koyuyor. Pullu yatak örtüsü, çiçekli fon perdeler tercih eden Güler Hanım'ın bu tarzını gelinlerimiz nasıl yorumlayacaklar görelim. Özenle düzenlediğim yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben başlayayım isterseniz Güler Hanım. Başlayabilirsiniz. Ben mobilyanızdan başlayacağım, yani gardırobunuzdan. Yani bu tarz tam olarak ne tarz oluyor? Ya biz country diye aldık. Country tarzı. Salon takımımızla birlikte. Şu iç perde görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Yine aynı şekilde çiçekli kulpları çok tarz duruyor. Yatağınızın başındaki şeyi tam olarak anlayamadım. Hani cibinlik mi, dekor amaçlı mı kullanmış olduğunuz bir şey, onu tam olarak anlayamadım ama siz açıklarsanız.
Küçük çaplı cibinlik diye geçiyor. Çünkü cibinlik. Odam diğer uçlara saplı olan cibinlik kaldırmazdı. Hı hı. Bunu da cibinlik boyutu olan şekilliyle aldık. Ama çok adı cibinlik yani. Ama. Teşekkür ederim. Yatak başındaki bu detayı kullanıyor musunuz? Bu şekilde açılıyor çünkü. Kullanmıyorum. Sadece çocuklar orada araba falan sürüyorlar yani. Çocukların işine yaramış. Evet ama çok fazla kullanılacak aslında bir detayı da yok. Su koyabilirsiniz mesela. Gece susanıyor biliyorsunuz. Ya ona pek güvenemiyorum. Çünkü eşim bazen dağınık yatabiliyor. Bir de kısa mesafe orası. Anladım. Ona güvenemem herhalde. Bana yatak odanız yine çok fazla geldi gerçekten. Gardırobunuzdaki detaylar artı yatağınızın çok pullu olması. Onun dışında cibinlik. Onun dışında komodinin üstündeki abajurlar. Bana çok bana gerçekten biraz, fazla bana geldi. Bana da öyle geldi. Biraz da çok klasik geldi. Ben aslında hiç klasik bir insan değilim ve bana hiç klasik gelmiyor. Yani zaten bu sadece misafir ördüm. Bu çıktıktan sonra pike takımlarım. Bu oda çok spor bir oda yani. Cibinlik bana kalırsa. Bence abartı birazcık. Ben tercih etmezdim şahsen kendi evimde. Biraz fazla bir abartı buldum. Yatak örtünüz aynı şekilde çok pullu geldi. Çok pullu. Evet. Yani abartı geldi yani birazcık. Hı-hı. Çok klasik buldum yatak odanızı. Anladım. Ben şöyle düşünüyorum. Dört bacaklı eğer ki cibinlik kullansaydım evet klasiğe kaçardı ama bu sadece duvarıma verilmiş bir aksesuar gibi geliyor bana. Bana fazla geldi. Hani cibinlik olmayabilir. Tabii bu sizin hayalinizdi. Hı-hı. Kullanmak istemişsiniz. Saygım sonsuz. Hı-hı. Ama dediğim gibi fazla geldi. Yine yatak odasında da avize kullanmamışsınız. Bütün evim genelde led ağırlıklı zaten. Artık bunu her odada gördünüz. Mutfağımda bile var. En azından yatak odasına özel hani küçük de bir şey olsa böyle dantelli. Ya bizim tavanlarımız çok alçak. Veya ledler farklı renklerde olabilirdi. Onu hiç sevmiyorum. Çok renkli. Yapay geliyor bana. Disco gibi böyle rengarenk. Ya siyahtır ışık. Ya ışık beyazdır ya da sarıdır yani benim için. Kırmızı, mavi falan sevmem. Duvarlarımız da çok alçak olduğu için kesinlikle bize kabul etmiyor. Güler Hanım, duvardaki fotoğrafınızı çok beğendim. Yatak odanıza çok yakışmış. Yalnız altın detaylara uyduracak bir şey bulamadım. Ama çerçevenin büyüklüğü, yani resimdeki samimiyetiniz, odanıza çok yakıştırdım. Resim gerçekten çok güzel ama hani tek önerim şey olabilir. Yine dün Şükriye Hanım'da da söylemiştim Güler Hanım. Hani daha sade, düz, beyaz ya da hani farklı renkte hani pembe ya da mor tonlarında bir düz çerçeve tercih edebilirsiniz. Daha şık duracağını düşünüyorum ben o şekilde. Burada benim dikkatimi bir şey çekiyor. Bu bavul ve üzerindeki kadın kim? O bavul benim tatil çantalarım. Evet. İşte tatile çıktığım zaman çok özel makyaj malzemelerim ya da işte özel bakım ürünlerim onun içine koyuyorum. Balayına giderken almıştım. Şimdi de dekor olarak da kullanıyorum. Ya da tatile giderken dediğim gibi. Ne amaçlı kullanıyorsunuz şu an peki? Onun içinde şu an hala bakım ürünü. Kremlerim falan var. Ama aksesuar olarak da duruyor orada. Kadın? Merlin Mor. Balayında da kullandınız mı? Kullandım. Zaten onun için almıştım. Neslihan Hanım, hemen arkanızdaki abajurları görebilir miyiz? Evet, keman. Yine bir Karadeniz'i yansıtmışsınız yatak odanızda da. Ama o keman. Kemençe değil. Keman yerine kemençe olmasını mı tercih ederdiniz Neslihan Hanım? Evet, kemençe olsun isterdim Karadenizli olarak. Bence de. Çok da yakışırdı bence oraya. Evet. Güler Hanım, ben perdeler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Evet. Perdelerinizin fonunu ve tülünü ben beğendim. Yani bütünlük olarak birbirine uyum sağlamış. Kulplarınıza da uymuş fonunuz aynı şekilde. Benim tarzımı da yansıtıyor. Benim çok hoşuma gitti. Fonlarım annemin diktiği bir şey. Elemeye evet kesinlikle. Annem çok güzel dikiş diker. Ben sadece tül kullanmıştım. O olmaz öyle dedi. Annenizin ellerine sağlık. Aynen o zaman öyle, gerçekten. Çok hoş bir hava kazmış buraya. Evet, ben de çok beğeniyorum. Şimdi iyi ki doğmuş. O olmasaymış boş gibi geliyor şimdi bana asıl. Halılarınız mini gibi. Çok farklı tarzda. Çok farklı şekilde üstünde. Hatta bu inciler var. Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Ya aslında pek de halı denmez onu. Çok rahat, çok büyük alanım olmadığı için portatif olsun diye ben kullandım onu. Ya kullanışta öyle çok rahatsız etmiyor açıkçası. Yani yıkadığımda da soyulmadı. Ayağımı da rahat. Zaten genelde terlik falan kullanıyoruz. Çok da halı aslında sevmiyorum diyorum ya. Günlük hayatımda pek de kullanmıyorum. Misafir geldiği zaman hemen oraya atıyorum. Peki halıyı yatak odasına uygun buldunuz mu Neslihan Hanım? Bence bunları banyoda kullansan daha mantıklı olurdu. Öyle diyorsun. Evet. Bir de orada denelim. Tamam, bir de orada denelim. Arkadaşlar, aynalık dikkatinizi çekti mi? Bir de üzerinde bir not var galiba. Vereyim okuyun Ceren Hanım.
Buyurun Ceren Hanım. Okuyorum Güler Hanım. Okuyayım. Dörtlükleri güzel okuyun. Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Oo, çok güzelmiş. Çok güzel, hoş. Anlamlı. Peki eşiniz yazdı tabii ki de bunu. Evet. Ne için? Ya ne için yazdı? Öyle her zaman çok sürpriz yapan bir insan değil. Çok sevdiğim bir parfüm vardı, onu almıştı. Yanına da öyle bir not iliştirivermiş. Ondan sonra onu oraya kendi asınca ben de onu oradan hiç çıkarmak istemedim. Arada aklına gelir belki başka sürprizler. Peki ne zaman? Yani yakın bir zamanda olan yakın bir şey. Zaman. Devamlı bir buçuk ay falan değil oldu. Mi? Evet, devamı gelebilir aslında. Gelsin de bence. Hatta bunu izledikten sonra iyi gelir. Ya da tamamen keseceksin. Beni romantik yapan şey büyük aşkım. Güler, seni çok seviyorum. Sana her zaman parfüm alırım. Yatak adamla ilgili yorumlarınız bittiyse eğer, isterseniz sizi masama alayım. Acıkmışızdır diye düşünüyorum. Evet, buyurun. Çok acıktık. O zaman doğru ikram masasına hanımlar. Güler Hanım ikram masasında çizgi desenli yemek ve bardak takımı, sade çatal bıçak takımı, inci detaylı yüzeye geçirilmiş peçeteler kullanmış. Tatlı tuzlu pek çok ikramın sunulduğu masa düzeninde boncuk süslemeli şamdanlar, bardak üzerine konulmuş tahta servis tabağı dikkat çekiyor. Güler Hanım'ın masa düzenindeki seçimleri bakalım beğenilecek mi? Arkadaşlar, bugün size değişik bir masa hazırlamak istedim. Sanırım acıktık da birazcık. Evet, çok yorulduk da. Önce isterseniz masamla ilgili neler düşünüyorsunuz bir öğrenelim. Ondan sonra ikramlarımızı yiyelim. Güler Hanım, masanızda en çok dikkatimi bir şey çekti. Kolonya şişeleri. Kolonya şişeleri. Nedenini açıklar mısınız? Ya, kolonyalara ben aslında size ilk girişte ikram edecektim. Onlar orada kaldı. Unut. Gözümün önüne koymak istedim. İkramdan sonra o zaman ellerimizi temizlemek amaçlı kullanırız. Gözümüzün önünde, evet. Unutmayız. Yani artık masaya koymak için koymamıştım onu. Sanki evet. Yemek masasında biraz olmamış gibi. Zaten gözümün önünde dursun diye koydum. Orada kalmış. O zaman kolonyalarınızı gelinlerimize şimdi ikram edin Güler Hanım. Hangisini istersiniz? Lavanta ya da mandalina? Ben lavanta alayım. Bana bazen ağır geliyor. Şeyi. Buradan başlayayım o zaman. Tekrar hoş geldiniz evime. Hoş kızlar. Bulduk. Hoş bulduk. Aslında yemekten önce elleri yıkamak da var ya, biz de kolonyalamış olduk böylelikle. Güler Hanım, bir şey dikkatimi çekti. Siz benim yemek masamda çiçek olmadığını söylemiştiniz. Ben sizin masanızda da göremedim. Ben sizin masanızda çiçek, mumluklarınızın çok sade kalıp en azından çiçekle değerlendirsemediniz demiştim. Ama benim de mumluklarım kendime göre biraz detaylı olduğu için. Bunlar da bayağı şatafatlı zaten. Aynen, ama bence bunlar az kalmış. Yine de hani bir çiçek olsa güzel olurdu. Aslında eşim bana çiçek göndermişti, onu koymayı istemiştim ama hı-hı, daha sonra demek heyecandan sanırım ben onu unuttum. Ben önce beğendiğim detayları söyleyeyim isterseniz Güler Hanım. Tabii. Yemek takımınızı, tabaklarınızı, şu özellikle detaylarını, çizgilerini ben çok beğendim. Sade ve hoş. Sade ve hoş duruyor. Fakat şu kullanmış olduğunuz peçete yüzüğü biraz sanki büyük kalmış gibi. Peçeteleriniz ve masa örtünüz ama gerçekten çok hoş. Bardak takımınızı da aynı şekilde beğendim. Çünkü ben sadeliği sevdiğim için benim hoşuma gitti. Ama dediğim gibi yüzük gerçekten çok büyük kalmış ve abartı kalmış. Ama yani biraz seni belki peçete dizayn edişimde de sıkıntı olmuş olabilir genişlik açısından. Aslında her peçete uygun bir yüzük. Peki peçeteler yüzüğe başka nasıl geçirilir? Ceren, sen bence denemelisin. Ben çok fazla hani bu tarz klasik peçete kullanmadığım için dış ses. O yüzden daha farklı bir dizayn yapacağım size. Hani başka bir arkadaşımız varsa o göstersin isterseniz. Yine ben yapabilirim. Ceren Hanım bilgilerini kendi gününe saklıyor anlaşılan. Tamam, sen yapabilirsen. Aynen, ben yapabilirim ama yine kendi yemek masamda uyguladığımı yapacağım. Tamam. Çok basit bir yöntem aslında. Önce şu şekilde katlıyorsunuz. Hem gelinlerimiz hem seyircilerimiz bu bilgiyi değerlendireceklerdir Şükriye Hanım. Yelpaze şeklini alıyor ve burası dolduruyor, bakın. Aa, evet, gerçekten. Şu şekilde. Daha şık oldu en azından. Evet, yani bir de gösterdi. Yapımı da kolaymış. Aynen, çok basit bir yöntem. Güler Hanım, ben çatal bıçaklarınıza da değinmek istiyorum. Sade ve hoş buldum. Yani benim hoşuma gitti ama arkadaşlarım bu konu hakkında ne düşünüyor? İsterseniz
Bence... Aslında ben de sadelikten yanayım. Sade olması benim hoşuma gitti. Çok abartı yok. Abartı detay yok yani. Yemek takımımızın fiyatı ne kadar? Ya bazı şeylerin fiyatını gerçekten hatırlamıyorum. O yüzden bununla ilgili pek cevap veremeyebilirim size. Bilmiyorum yani. Unuttum onların fiyatlarını. Peki Güler Hanım, örtünüzün uç kısımlarına da bahsetmek istiyorum biraz. İşleme sanırım değil mi? Bu el örgüsü vesaire değil herhalde. Hayır değil, hazır. Hazır örtü. Hı hı. Kumaşı nedir peki? Kumaşı keten diye geçiyor. Buralarda da küpürleri var zaten taşlı bir şekilde. Peçetelerle takım mı peki? Takım evet. Ne kadardı peki toplam fiyatı? 850 lira. 850 lira. İçinden peçete takımı ve masa takımı vardı sadece. Evet. Bana çok fazla geldi. Bana biraz fazla geldi fiyatı. Hani özel bir şey var mı peki bu fiyata? Ya özel bir şey olarak hani... Hani kumaşının bir özelliği mi var muhtemelen yoksa? Muhtemelen galiba. Ya ben dediğim gibi hani çok ayrıntıları, kumaşları çok da bilmem. Ama sadece çok şık hani örtü baktığımız zaman bunu bana göstermişlerdi. Ben de çok hoşuma gitmişti. Böyle değerlendirdim. Güler Hanım, bir şey canınızı mı sıktı? Moralinizi mi bozdu? Bizi öyle geldi sanki. Yok hayır, moralim bozulmadı. Moralim bozulacağı zaten bir şey yok. Ama bazı şeylerin hani fiyatını hatırlayamayabiliyorum. Bazı şeyler... Sadece dinliyorum açıkçası yorumları sadece. Moralim bozulmadı ama. Buna sevindik Güler Hanım. Anlaşılan evde maddi konulara eşiniz bakıyor. Ya bizim aramızda pek maddiyat konuşulmuyor. Ne bileyim hani benim de istediğim oluyor, onun da istediği oluyor. Demek istediğimiz para kimin cüzdanından çıkıyor Güler Hanım? Eşimin cüzdanından çıkıyor tabii ki. Hani benim de ihtiyaçlarımı söylediğim zaman sağ olsun beni kırmıyor. Size hiç hayır Güler olmaz alamam dediği bir şey oldu mu? Tabii ki de oldu yani. Ben hani bazı şeyleri harçlıklarımdan hani olur ya öyle yaparsın. Kadın. Bazen kadınlar taksitle yapar. Hani eşimi çok da zorlamayı seven bir insan da değilim. Kendime göre indirim günlerini de takip ediyorum belki. Hani ama bazı şeylerde de böyle denk gelebiliyorum. Bugün size de özel bir şeydi aslında bu örtümde. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Burada bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Onu da göstereyim. Güler Hanım, bu kimin fikriydi? Benim fikrim her zaman. Nerede diyorum ya, antik kunti şeyler varsa onlar hepsi bendedir. Şimdi ikimizin ortak kelimesi er. Siz öyle mi yaptırdınız? Evet, ben yaptırdım. O bizim farklı sloganımız. Bir, çok değişik olmuş. Yani burada evet. Kullanmanız da değişik bir fikir. Evet. Masaya farklı bir hava katmış. Teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz çok mutlu olurum. Beğendik. Dileriz eşiniz mesajınızı alır Güler Hanım. Eşim her sabah kahvaltıda o mesajı alıyorsam. Arkadaşlara da mesajı iletmek istedim. Eşinize mesaj gönderin tutarken. İşte kahvaltıyla ona mesajları veriyorum bol bol. Size de yansıtmak istedim. Onun da adını anmak istedim buradan. Ona da çok teşekkür ediyorum bana verdiği destekler için. Hikayenizi dinlerken eşinizin bol bol ismini anacağız zaten. İnşallah. Peki gelinlerimiz için neler hazırladınız Güler Hanım? Neler yaptım bugün size? Açıkçası iki çocuğum olduğu için biraz pratiğe ve kolaya kaçtım diyebilirim. Şehriyeli tavuklu salata yaptım. Kereviz salatası yaptım üzerine ceviz sunumlu. Zeytinyağlı sarmam var. Tavuklu dürüm şeklinde panem var. Ve keşkekim var. Bir de küçük kakaolu lokumlarım var. Hepsini siz mi yaptınız yoksa tanıdıklarınıza mı yaptınız? Hepsini ben tek başıma yapmaya çalışmak isterdim ancak çok yorgundum. Allah razı olsun, Feyza diye bir arkadaşım var, bana yardımcı oldu sabahlara kadar. Bir de çocuklu olunca. Çocukları kayınvaliden baktı ama ev işi, masa düzeni falan derken tabii biraz yoruldum. Anladım. O yüzden Feyza bana yardım etti yani. Güler arkadaşım, masa dizaynı bir defa onun için çok önemlidir. İlk başta karından önce göz doyuracak arkadaşım öyle. Çünkü biz aynı birazcık hislerimiz Güler'le aynıyızdır. O yüzden öncelik Güler için göz. Dizayn olacak. Sunum çok önemlidir. Her zaman bir dokunuşuyla hemen böyle bir farklı havaya katabilir masa dizaynı. Böyle elegant tarzda havaya katabilir sunumu, görseli, masayı. Ben aslında sizin bir şeye takılacağınızı düşünmüştüm, ben söyleyeyim isterseniz. Neden bu sunum tahtasını iki bardağın arasında koydunuz diyecek gibi hissettim senden. Sonra sanırım evet. Araya laf girdi. Onu tamamen doğaçlama yaptım. Çünkü her şey tıkış tıkış falan gelmişti. Birden böyle iki bardağın üstüne
koymak istedim onu. O parça da yemek takımınızın mı? Hayır yoksa değil. O kahvaltı takımıma ait. Anladım. Onu da sunum olarak güzel sunum tahtası gözüküyor. Olarak kullandım. Aslında evet. Kahvaltı tabağı. Ben seviyorum zaten bu tarz şeyleri. Evet. O yüzden çok benim gözüme batmadığı için eleştirde bulunmadım. Uyum sağlamış. Teşekkür ederim. Merak ettiğiniz bir şey daha var Güler Hanım. Keşkek ikramınız hangisi acaba? Keşkek şurada görmüş olduğunuz peynirle sunum yaptığımız o yöresel bilezi. Siz mi yaptınız onu? Hayır ben yapmadım. Onu arkadaşımın kayınvalidesi yapmış. Bana da vermişti. Buzluğumda yer alıyordu. Nasip sizeymiş. Peki Güler Hanım. Diliniz sürçmüş olmalı. Çünkü o keşkek değil katmer. Evet. Aa evet. Doğru söylüyorsunuz. O bir katmer. Keşkek etli ve buzlu. Evet. Tamamen unuttum. Çok teşekkür ediyorum Dizses sana. O katmer arkadaşlar. Keşkek mi yapayım yersin? Olur böyle şeyler diyoruz ve sizleri ikramlarınızı almaya davet ediyoruz. Buyurun hanımlar. Arkadaşlar şimdi size tanışma hikayemi, düğünümü, nişanımı, yaşadıklarımızı anlatacağım. Ve siz böyle bu tarafa doğru geçin. Ben de çayları koyup hemen geleyim. Tamam. Güldüren, eğlenceli bir hikaye. Babam şey diyor, oğlum makyajın bitti mi? Artık çıkabilir miyiz? Oğlum hastayım ya. Eşiniz hiç yardımcı olmuyor. Hasta yemekle meşgul. Farklı olmuş. Ben ilk defa bence böyle. Bence yapamamışlar. Gördüm. Güzel olmamış. Evet bence de yapamamış. Bence de güzel olmamış. Birazdan gelin evinde. Kaşıkların ne kadar değişik. Genelde çok dalga geçiyorlar benimle aslında. Aslında çok ince düşünülmüş ama yine benim için biraz abartı duruyor. Kek çırpacağız bu çay. Aynen. Değişik tasarım. Şekeri çabuk ve rahat eritin diye size kolaylık sağlıyorum kızlar. Biraz yine fazla geldi bana. Bence çok şirin. Ben seviyorum böyle mutfak ürünlerini. Hoşuma gitti yani. Evet çok değişikmiş. Güler Hanım, 3 tane şeker attınız. Çok değil mi? 3 tane şeker attım. Çok çayla aram yok aslında. Arkadaşlara eşlik etmek istiyorum. İçerken de tatlı biraz olsun istedim. Biraz fazla kaçırmış olabilirim. Formunuza dikkat etmiyor musunuz yoksa? Formuma dikkat etmiyorum. Pek fazla ilgilenmiyorum yani. Çok rahat kilo alıp verdiğim için çok dert etmiyorum form konusunu. Ben formuma dikkat ediyorum. Şekeri kaldıralım isterseniz Güler Hanım. Ben formuma dikkat ediyorum. Şekeri kaldıralım isterseniz Güler Hanım. Tamam kaldıralım nasıl isterseniz. Güler Hanım Çağla Hanım'ın ricasını kırmıyor ve şeker kavanozunu anında kaldırıyor. Şekeri kaldırdım Çağla Hanım. Valla kaldırmasaydım artık ne olurdu bilmiyorum. Yok öyle şey olur mu Güler Hanım? Birden çok sert geldi o yüzden. Güler Hanım siz şekerli içiyorsunuz. Çağla Hanım da şekeri sevmiyor. Yani fiziğimden de anlaşılacağı gibi sevmiyorum. Biz seni bu 5 gün boyunca birazcık kilolandıracağız bence Çağla Hanım. Hatta biz yarın sana gelirken börekler, tatlılar falan yapalım yani. Yok o kadar değil daha. Teşekkür ederim ne düşündüğünüz için. Güler Hanım bakalım eşiyle nerede nasıl tanışmış? Güler Hanım biz sizin tanışma hikayenizi merak ediyoruz. Evet. Ben size yavaş yavaş o zaman başlayayım anlatmaya. Eşimle... kuzenimin aracılığıyla tanıştım. Onun üniversiteden arkadaşıyla benim eşim arkadaşlardı ve kuzenim arkadaşıyla buluşacaktı. Benim de yanına gelmemi istemişti o gün. Bir şekilde ben normalde her şeye katılmam etmem. O gün ağzım dilim bağlandı galiba. O gün sınavdan çıkmıştım. Yanına gittiğimiz zaman işte tam tipik bir oflu erkek. O gün böyle içime çok değişik şeyler doğdu açıkçası. Hani insan hep derler ya ona inanmazdım da gerçekten öyleymiş. O gün hani o insanla evleneceğini hissediyorsun. Aslında birbirimize hiç bakmadık. Sadece göz ucuyla bakmıştım. Ondan sonra biz o gün eve döndük. O akşam hemen kuzenime telefon geliyor. İşte hemen bir yemek ayarlanması gerektiğini. Ercan beni ilk gördüğü zaman hemen normalde evliliği hiç düşünmeyen bir erkekmiş. Ciddi düşünmüş. Yani birden dank etmiş kafasına. Peki ne olmuş da ciddi düşünmüş sizinle? Valla
Eşim hep bunu sordum da bana şey diyor, seni ilk gördüğüm an çok iyi bir anne olabileceğini düşündüm. Hatta bazen çocukları böyle çabuk okula gidiyoruz çekiştirerek bile onlar bile böyle gözümde belirdi falan dedi. Ondan sonra gençlik diyelim, normalde ailem hiç izin vermez böyle erkek arkadaşım falan olsun ama onlarla o hafta yemeğe çıktık. Yemeğe çıktığımız zaman ben çok hiç yemek yerken falan çekinen bir insan değilim. Eli kalıp eli böyle hard diye ısırmışım. Eşim o zaman bu kız gerçekten hiçbir şeyden çekinmiyor. Tam benim aradığım bir şey demiş. Ben de o sırada lavaboya kalkmıştım arkamdan. O laf çok beni etkiliyor. Bu kızı istiyorum demiş. Katır kütür ortadaki erikleri yiyordu. Beni çok etkiledi çok doğal erik yemesi. Onun arkasından hemen işte bana yazmalar falan başladı. Bilmiyorum, aslında bir yandan istemiyorsunuz ama bir yandan da yüreğim böyle bir pırpır etmeye başlamıştı. Sonra eşimle biz konuşmaya başladık bir şekilde. Ondan sonra oflu diyordum ona zaten ben. İsmiyle falan hiç hitap etmiyordum. Ondan sonra bir de sonrasında baktık akabinde biz ne işte şey birbirimizi ararken bile işte o beni arasın, ben kızım ya da işte ben onu arayayım. Ben hep onun peşinden mi koşacağım gibi hiçbir şey olmadı aramızda. Çok da şeysiz bir şekilde aktık gittik yani. Ne kadar sürdü flörtleriniz? Çok kısa sürdü. Yani şöyle bir ay tam anlamıyla böyle iki ay kadar beni bekledi. Ondan sonrasındaki bir ayda işte yazışmaya başladıktan sonra hemen Serap annemle tanıştım ben. O da gizli bazı küçük küçük oyunlarla normalde işim müteahhit. Pazar günü hayatta şantiyeye gitmez. Şantiyeye gidiyormuş. Gömleği kirlenmiş. Evin oradan geçip kıyafetini değiştirmesi gerekiyormuş. İmajı verdi. Halbuki amaç Serap annemin aşağı inip beni görmesiydi. Aşağı indi. Bir cana yakın, çok sıcak tabii, beni süzüyor falan ama o kadar sıcak elektrik veriyor ki bana kayınvalidem. Sonra biz bir şekilde şey yaptık, oğlum tamam bu iş olur, bu kızı hemen alalım demiş o da. Ondan bir ay sonra falan da benim doğum günüm gelmişti. Ben de zaten Ercan'a en başta söyledim. Aile, iki tane abim var. Flört etmek istemiyorum. Eğer ki ciddi bir şey olacaksa ancak seninle konuşabilirim. Onun dışında istemem ya. Bunu bil dedim. Çünkü Ercan çok özgürlüğüne düşkün. Gezmesini seven. Belki de beni hani flört edip bırakacak diye de düşündüm açıkçası. Peki ondan, ailenizin tepkisi ne oldu? Ailemin tepkisi şöyle. Ben ilk abime söyledim. Küçük abime. Abinize. Abime söyledim. Küçük abim benimle çok arkadaş gibi oluyor. Aslında çok sert bir çocuk ama arkadaş güzel gibi bir yandan. Güzel bir cesaret. Evet. Genelde sonuçta abiler hani daha koruyucu olduğu aslında için. Aslında tipik bir Karadenizliyiz. Yani her zaman bana seni bir yakalarsam falan derdi küçükken. Ondan sonra abime söyledim. Tamam dedi, nasıl oflu dedim zaten Karadeniz'de olduğu için. İyi dedi, tanışırız falan böyle asil bir şekilde ama destek veriyor, sana güveniyorum bilmem ne. Sonra doğum günüm geldi benim. İşte o gün eşimin bana evlenme teklif edeceği zaman ailemin de bana sürpriz yapacağı bir döneme denk gelmiş. Ben o gece eve geç geleceğim için, şimdi görüntüleri falan da var, onları da size... Yani evlilik teklifiniz doğum gününüzde oldu. Evet, doğum günümde oldu. Ama ben eve birazcık geç gittim. Öğretmen arkadaşlarımla falan kutlama yapıyorum dedim. Aslında Ercan ve arkadaşlarımızdaydım. Abim biraz fazla sinirlendi. O gün evlilik teklifi aldığımı söyledim ona eve geldiğimde ama beni dinlemedi. Çok kızdı bana. Bayağı uzun bir süre, işte bir ay falan benimle konuşmadı. Bir şekilde ailelerimiz, işte anne babalar araya girdi ama abimler benimle biraz gergin bir konuşmada. Ne kadar süre sonra aileler tanıştı? Hemen işte 29 Ocak'ta ben evlenme teklifini aldım. Mart'ın 10'unda mı ne, biz sözlendik. Evet, kısa, çok kısa bir sürede. Güler Hanım, evlilik teklifinizi merak ettik. Görüntüleri varsa izleyelim mi? Ha, evet, görüntülerim vardı siz. Zaten onları şimdi arkadaşlarıma da göstereceğim. Başlayalım isterseniz kızlar, hatta öyle olur. O şekilde gidelim. Şöyle gideyim isterseniz, fotoğraflara göre gideyim size. Burada eşim bana artık evlenme teklifi edecek diye bekliyordum. Kutudan öncelikle şurada Güler Ercan yazan sonsuzluk kolyesi çıktı. Orada ben bir hüzne kapıldım ama güldüğüme bakmayın. Yüzük bekliyordum. Beklediğiniz gibi olmadı. Evet, o an ilk olmadı. Önce... Burada ilk doğum günü hediyem. Bu çiçeği de bana almıştı. Bayağı gösterişli. Evlilik teklifinde kolye mi? Kolyeyle mi? Evlilik teklifi yoksa yüzükle mi? O beni şaşırtmak için yapmış. Önce kolyeyi veriyor. Beni orada bir hüsrana uğratıyor. Kolyeyi taktı. Ne hissettiniz peki o an? Çok üzüldüm aslında. Ya da sordunuz mu yüzük nerede diye? Yok, hiçbir şey sormadım tabii ki. Hiç orada karizmamı çizdirmek istemedim. Ama şey, kolye çıkınca sevindim ama yüzük bekledim. 5-10 dakika sonra zaten şey yaptı. Bu da tam gece 00'dayken kapıma gelmişti bakkala çıkma niyetiyle.
Peki yüzük takıldı mı? Ben onu merak ettim. Yüzük hani takıldı. Evlenme teklifinde yüzük taktın. Evet, taktım. Hı, bu bir gece olmuş. Öncesindeki görüntülerim. Arkadaşım ben dedi. Can'ı bir şey çekmiş diye tutturmuştu. Aslında Ercan'la işbirliği yapmışlar. Terliklerle falan çıkmıştım dışarı. Baktım gece balonlar ve en sevdiğim çiçek papatyadır. Bunlar balonlarım, pastam, pijamalarla yiyor. Evet, kapımızın önündeyiz. Allah'tan o gece annemler evde yoktu. Arkadaşım da bana gelmişti. Yoksa 12'de gece mümkün değil, dışarı çıkamazdım tam 00'da yani. Gördü anneniz şimdi. Annem onu zaten çoktan gördü artık. Bu da sözlendikten sonra eşimin de doğum günü oldu. Artık sözlendim, rahattım. Onların evine rahat girip çıkabiliyordum. Yaşı kadar balon ve uçlarına onun her senesine uygun notlar yazmıştım. İşte birinci yaşında sen daha yeni doğdun. 24 yıl sonra beni bulacaksın, az kaldı falan diye. Şimdi söz fotoğraflarımıza geçelim isterseniz. Evet, olur. Sözünüz ne kadar süre sonra oldu? Bir hafta sonra işte doğum günümden bir hafta sonra söyledim abimlerle küs bir şekilde de olsa. Neden abinizle küstü? Abim kızdı bana, o gece niçin eve geç geldin. Sol taraftaki mi abiniz? Hayır, o arkadaşı. Aslında onun vesilesiyle tanıştım. Kuzenimin arkadaşıydı. Çok genç duruyor da diyecektim. Yok, abim değil. Abim değil. Kayınpederim, akrabalı, kayınvalidem. Hangisi kayınvalideniz? Ortadaki Serap annem, kayınvalidem demeyeyim. Halaları, eşimin. Ay, bazı fotoğraflarda hiç fotojeni değil. Evet, bu da çok var. Burada gördüğünüz gibi gençlik cam. Gençlik tam ergenlik dönemleri gibi. O günden bugüne değiştiniz mi Güler Hanım? Yok, değişmedim de şey mi artık böyle, pozlarım mı nedir? Üzerinizdeki söz kıyafetiniz, evet, mi? Evet, onu ben amcamın kızına diktirmiştim. Yeri saten gibi gözüküyor üstü. Üstü saten, altı payet. Ali babam, Serap annem. Burada sözü falan kimse kesmedi çünkü sadece bana yüzük takıldı. Neden? Ailem zaten, abimler biraz sertti ya. Kızı vermezse kaçırıcı zimajlarıyla gelmişlerdi aslında. Hatta ayakkabılarla içeri girdiği zaman abim çok gıcık olmuştu ona. Ayakkabılarla içeri mi girdi? Ayakkabılarla mı girdi içeri? Altını sildirdik biz. Sildik ama böyle birden şok olmuştu abim. Ayakkabılarıyla. Kimse de yok ki şimdi. Tabii de herkesi çekmişler. Evet. Dış görünüşe önem veriyor demek ki. Evet, eşim gerçekten kendine çok fazlaca önem verir. Hatta babam şey diyor, oğlum makyajın bitti mi? Artık çıkabilir miyim? Çünkü hiç geç kalma kaygısı yoktur. İstemedi ayakkabılarımı çıkartmadım. Bir nedeni yok, hiç onu düşünmedim yani, neden çıkartmadım diye. Tuzlu kahve yaptınız mı eşinize? Tuzlu kahve yaptım ama benim eşim gerçekten çok uyanık. Gözümün içine bakıp yanındaki o vesile olan arkadaşıyla resmen değiştirdi. Işık ona bakıyor falan, hiç umru değil. Kameralara çekiliyordu o sırada. Peki o, arkadaşı içti mi tuzlu kahve? İçmedi tamamen. Ama çocuk gerçekten çok çekilmişti. Eşim çok rahattı. Kahvesi geldi. Bak mesela burada bir onu tutuyor, bir onu tutuyor. Bak. Siz heyecan yaptınız mı? Heyecanlıyım. Ayağımda da topuklu, hiç de sevmem. Alsana artık yani dedim, sinirlendim. Bak tuzlu olduğunu... Yok, değiştiriyor bak. Onlar hemen orada. Çok rahat uyanık bir şekilde. Diyorum ya, çok rahat. İstemeye gittiğimizde bana kahve getirdiğinde benim yanımda arkadaşım vardı. Kahveyi aldım. Direkt onun kahvesiyle değiş tokuş yaptık. Gayet kahvemi rahat rahat yudumladım ve herkes de o sırada beni seyrediyordu zaten. Güler Hanım, peki nişanla ilgili görüntü ya da videolarınız var mı bize gösterebileceğiniz? Onu da var. Ama nişan gibi değildi aslında. O gün bana sadece ben işte çok fazla çeyiz falan istemedim açıkçası. Hani kayınvalidem işte çarşıya çıkalım şunu bunu alalım dedi. Ben istememiştim. Neden istemediniz? Demode mi buluyorsunuz peki çeyizi, yani günümüze göre değerlendirmek, evet ya, gerekirse? Evet ya, böyle sandık işte, gelin terlikleri falan, öyle şeyleri sevmiyorum. Biraz da böyle mütevazi gittik aslında biz, hiçbir şey istemeden falan. Biz o kadar yaptıkça kayınvalidem de çok daha fazla almak istemişti. Biz hani söz değil aslında, nişan yapmak istemedik ama o gün bana bildiğiniz böyle sandıklar, işte sadece nikah yüzüklerimizi takacaktık, yemek yiyecektik ailecek. Sonra sandıklar falan bayağı teferruat da geldiler. Bu nişan takılmış. Evet, nişanı da takmış. Aha. Olduk orada. Aslında normal bir akşam yemeği yiyecektik. Kurdeleyi kime kestirdiniz? Down sendromlu dayım var demiştim ya. Hı hı. Ona kestirdik. O çok seviyor böyle şeyleri.
Çok iyi düşünmüşsünüz. O da mutlu olmuştu. Evet, aynen. Gerçekten çok mutlu olmuştu. Güler Hanım, ben nişan kıyafetinizin rengine değinmek istiyorum. Koyu renk tercih etmişsiniz sanırım. Lacivert değil mi rengi? Mor. Mor. Aslında nişan kıyafeti değildi o. Akşam yemeğinde bildiğim bir hani tunik giymiştim ama o biz onu kendilerimiz nişanlı. Yakasındaki aksesuar... Kolye. Kolye yani. Şey, yaka olarak değil yani ayrıyeten takmış olduğunuz bir aksesuar. Tamam. Hayır, evet. Kına ne kadar sonra oldu peki? Kına da işte bir ay sonra evlendim. Bir gün öncesi kına mı oldu? Ertesi gün düğünüm oldu. Kına ile ilgili görsellerin var mı? Kına ile ilgili aslında çok güzeldi. Kınam ama açık olduğum için maalesef ona görsellerini sergileyemeyeceğim. O zaman düğünle olan görsellerinize bakalım. Düğünüm var. Düğünümde hiç oynayamayan bir gelinim. Neden? Eşim öyle şeyleri hiç sevmiyor. Kendi düğününüzde de. Evet, hiçbir şekilde. Kıskanıyor mu sizi? Eşim öyle şeyleri pek sevmez. Çok eğlenceli ama oynamayı falan pek sevmez. Ama yüzden... kendi ama düğününüz... sizin oynamanıza müsaade edebilirdi bu sefer. Aslında şöyle de bir şey, tezatlık var. Düğün yapıyorsanız oynayacaksınız. Çalgılı yapmayacaksınız ya da. Ama onlar hani... Ama şey demiştiniz Güler Hanım, hani çok rahat bir insan dediniz. Mesela şey, ama öyle söz sistem olayın ama hani düğünde o tarz takılması oynamayı çok... Oynamayı sevmez. Yani ben sevmiyorum öyle... Düğünde oynamayı falan bilmiyorum. Orada aile büyüklerimiz var. Doğru bulmadım yani oynamasını. Gelin dediğin daha oturaklı olmalıdır. Aç, ben unuttum hanımlar, affedersiniz. Onları göstereyim size. Sana müptelayım, sana sevgilim. Düğün yerimiz bu şekildeydi. Düğününüz açık havada olmuş galiba. İşte açık havada olacaktı ama tam girdiğimiz saatlerde inanılmaz bir sağanak yağış ve bütün gece süren. Çok büyük bir talihsizlik olmuş. Daha sonra ne yaptınız peki yağmur yağınca? İçeri takıldık. Bayağı çok motivasyonum düşmüştü. Sonra da dedik hadi bu bebeğe hareket. İkizlerimiz oldu, ona yoruyoruz şimdi. Peki düğününüz kalabalık mıydı? Kaç kişilikti? Düğünümüz normalde 500-600 kişilikti ama kalabalık değildi. Biz çok acele ettik 2 Ağustos için. O saatte de herkes tatillerdeydi, köydeydi. Bir de benim 2 Ağustos'ta olmasının sebebi Ali Baba'nın doğum günüydü. Ona da birleştirelim dedik. İçeriye aldık. Sığıldı mı peki? Rahat oynandı mı? Nasıl oldu? Oynandı, içeri sığıldı ama tıkış tıkış olduk biraz. Tabii dışarıdaki o konfor, o şey olmadı içeride. Nikahınız düğünde kıyılmış galiba. Evet. Ayağına bastınız mı? Ya ayağına basamadım. Çünkü bastırmadım. Bastırmaya çalışıyorum, hiç umru değil. Kaçırıyor. Bulamadınız mı ayağını? Bak, bak ayağını çalamamışsınız yani. Aynen öyle. Bir de çok pimpirikli, terliyorum. Gömlek, 3 tane gömlek değiştiren bir adam. Yani ben böyle gelin halimi, gelinler daha ağızlanır ya. Benim eşim tam tersiydi. Çok zor. Peki sizin için günlük hayatta zor oluyor mu eşinizin bu kadar titiz olması? Bence ben annemin ahını aldım. Allah seni alana yardım etsin. Çok bekletiyorsun diyordu eşim. Ben 2 çocukla hazırlanıyorum, çıkıyorum. Eşim hala çıkamıyor. Aa, inanmıyorum. Normalde kadınlar bekletir, siz de eşiniz bekletiyor. Ben alışverişte de çok nettim, eşim tam tersi. Evet, titiz ve pimpirikliyim. Yani sabahları mesela banyomu yapmadan dışarı çıkmam hiçbir zaman. Çok titizim ama direkt eşimle anlaşabiliyoruz. Kutup ışıkları aydınlatsa şehirleri, bakar mısın yine bana? Sadece siz mi oynamadınız yoksa hiç mi kimse oynamadı düğününüzde? Düğünüm şimdi yağmur yağdıktan sonra içeri girdik. Zaten ilk dansımız oldu. Motivasyonum da düşmüştü. Eşim de istemiyordu. Daha çok tanıdıklar açıkçası oynadılar. Ben sadece ilk dansa kalktım. Bir de bir ara oynamaya böyle tam heveslenmiş çıkmıştım. Yerime oturtuldum. Peki içinizde bu kalmadı mı, kendi düğününüzde oynamamak? Evet. Nasıl yani? Bence kaldı. Çünkü ben genelde severim ama işte... Çok fazla oynanılmaması gelin kısmının. Hani kına zaten kadın arası çok oynadın yeterli gibi ona. Peki düğünü mevlütlü yapmayı düşünmediniz mi? Onu da düşünmediler. Hatta ben oyunlu olduğu için sevindim. Hani Karadeniz havaları falan çalacak. Biz kemençe grubu falan da tutacaktık. Yağmurdan hiçbir şey olmadı. Biraz azizliğe uğradım açıkçası düğün konusunda. Eşiniz oynadı mı? Eşim biraz oynadı. Evet. Ben olsaydım yani piste sürekli inmeyen bir gelin olarak gerçekten çok üzülürdüm. İçimde kalırdı evet, yani. Evet, benim de kaldı evet. Gerçekten içimde. O yüzden çocuklarımın sünnetini de düşünüyorum. Eşiniz kıskanç biri mi peki? Eşim çok kıskanç. Bir de eşim çok örf ve adetlerine düşkün bir adam. Hani Karadeniz gelini olduğum için hani
gelin daha nahip, daha sakin, oynamaz, erkekler var hani gibisinden düşünüyor. Ben oflu bir erkeğim. Doğal olarak tabii ki de kıskanacağım. Peki Güler Hanım, oflu gelinin takısı çok oluyor mu acaba? Ya Allah ne verdiyse sadece. Biz de o kadar çok hani şey değiliz. İlla budur, şudur değil. Ama ellerinden geleni yapıyorlar gerçekten. Ne kadar takınız oldu? Benim ne kadar takınım oldu? Zaten dediğim gibi çok kalabalık olamadık. Herkes tatildeydi. O kadar çevremizde olmasına rağmen. Sanırım 15 tane, evet 15 bileziği. 6-7 bin lira da param oldu. Çeyreklerimi de yalan olmasın ama 35-40 tane falan çeyreğim vardı. Gramlar arada karışmışlardı falan. İyi toplamışsınız. Bence iyi toplanmışsınız. Evet, evet. Çevre bazına değerlendirdiğimiz zaman bize göre çok boş ve hani gerçekten şeydi, pasif kalmıştı düğünümüz açıkçası. Hani mekana verdiğimiz paraya değmedi. Açık hava diye tuttuk. İçeriye tıkış tıkış takıldık. Birazcık. Ne kadar tutmuştunuz? Yemekliydi. 18 bin liraya, 18 bin liraya tuttuk. Çok fazla değil mi? Fazla. Evet, evet. Peki hangi oyunları oynadınız Güler Hanım? Yani oynadılar daha doğrusu. Ya genelde kadarıyla bayağı eğlenmişler çünkü. Genelde Karadeniz havası zaten çalınır bizim günler. Horon tepilir. Gelin dışında epey oynayan var ama. Evet evet. Var. Şurada bir ayağa kalkmışım sadece o kadar. İyisin, aa, iyi. Onun dışında yok. Damat Bey'in oynamasını nasıl buldunuz hanımlar? Fena damat, değil. Damat ter içinde kalmış. Güler Hanım dediği gibi çok rahat. Damat rahat ya. Bayağı rahat terim ama gerçekten. İçinde mi kalmış? Kolları böyle takılıyor artık resmen ortada. Sanki oynamıyor da geziyor. Ne haber, ne yapacaksın? Herkesi teker teker dolanıyor. Güler Hanım ya şey hani bir arka grupta da şey havası var. Hani oynamak istemiyoruz ama hani zoraki oynuyoruz gibi bir hava var yani. Hani suratlar asık. Ya birkaç bayan da öyle gördüm ben. Hayır bence herkes orada gelinliği arıyor diye. Şey gelin ve damadın yanına yaklaşmaya çalışıyor. Bana birçok kez hani çekmeye çalışıyorlar beni. Hani böyle yapınca insanlar da biraz da üzüldü hali oynamıyorum diye onlarla. Ondan dolayı da düşmüş olabilir motivasyonları. Eşim pastayı çok seviyor galiba. Eşim o zamanlarda biraz daha kilolu, şimdi daha zayıf. Evet çok sever. Yemekler de ya biz artık şeyi dağıtmış zaten. Yakayı paçayı. Yoğun bir tempodan sonra herhalde kan şekerim düştü ve direkt pastaya yumuldum. Eşiniz pasta yerken siz neredesiniz Güler Hanım? Annemlerin yanındayım. Geliyorum. Takıdan mı çıktınız o sıra? Yoksa? Yok bu artık düğünün sonlarına doğru zaten. Düğünün sonunda da yine oynadınız sanırım. Yok ben çok fazla diyorum ya oynamadım. Hmm. Sadece bir kere oynadım. Oynuyordum. Keşke sonunda oynasaydınız evet, en azından. Ya kırmak da istemedim. Sözünün üstüne söz söylemek istemedim. Anladım. Öyle oturdum sonra işte. Eşiniz geldiğinizi görmüyor galiba. Eşiniz hiç yardımcı olmuyor. Hasta yemekle mi eşim? Çok romantikmiş gerçekten. Ben hayır gerçekçi olduğunu söylüyorum size. Hani düğün o kadar insan var. Hani eşimin ailesi var. Evleniyorum. Hani biraz ilgi, alaka ben isterdim açıkçası. Ben bunu söylediğim zaman şey demişti. Ben de hayatım ilk defa evleniyorum bilmiyorum yani. Öyle demişti bana. Eşiniz gerçekten çok rahat bir insanmış o konudan. Evet, rahat. Dün de gördüğünüz gibi bu şekilde geçti.
Balayına kaç gün sonra gittiniz? Gittiniz mi? Gittik. Bir gün ara verdik. Ona evimize döndük. Toparlandık. Ertesi gün gittik. Bir hafta kaldık. Nereye yani gittiniz? Antalya'ya gittik. Size ne kadar mal oldu? Balayı bize eşimin amcasının hediyesiydi. Onunla ilgili pek bir bilgimiz yok. Sizin için çok iyi bir düğün hediyesi olmuş bence. Evet, gerçekten öyle nasıl oldu. Nasıl geçti peki? Çok güzel geçti. Hatta annemler falan sürekli arayacaktı. Evliliğe pek adapte olamamıştık. Korkuyordum. Sonra kendine gel, evlendiniz siz artık falan olduk. Çok eğlenceliydi yani. Albümünüz var mı? Aslında albümüm var ama biz biraz albüm kursu çok... onda da biraz muzdarip olduk. Fotoğraflarımız çok güzel ama albümün kapağı falan istediğimiz gibi hiç olmadığı için eşim hiç hoşlanmıyor. Ve biz birkaç zaman sonra onu yenilemek istiyoruz. Dijital halleri var. Sadece kapaksal olarak onu biz kendimiz yenileyemediğimiz için onu size gösteremiyorum. Eşim de pek sevmediği için onu huzursuz etmek istemedi. Ama dijital hallerini göstereceğim size şimdi. Tabii. O zaman düğün fotoğraflarınızın dijital halini görelim Güler Hanım. Burada fotoğrafçı size bir yönlendirme yaptı mı yoksa siz mi böyle düşündünüz? Doğal çekim mi yoksa? Ya orada bir şey söylemişti, evet, ona nazaran yapmıştık. İkimizin de iki boyutlu almış aslında. Farklı olmuş, ben ilk defa bence böyle. Bence yapamamışlar, güzel olmamış. Evet, bence de yapamamış. Bence de güzel olmamış. Hayır, şu ikinci fotoğrafta özellikle yani surat gözükmediği için neyi çektiğini tam olarak belli değil orada. İşte eşim de o yüzden amatörce bulduğu için fotoğrafları pek şey yapmıyor. Bazıları çok güzel, bazıları çok amatörce oldu. Arkadaşlar, bir de ben bu profili çok beğeniyorum. Gelin arabamın arkası bu. Sizinle sadece de... bu yazı mı yazıyordu? Hayır, daha da var detayları. Şimdi göstereceğim size. O ayna mı? Neyle süsledin? Aynayla. Ayna. Buradaki fotoğrafın bu çok güzel olmuş bence, güzel, gerçekten. Çok güzel olmuş gerçekten, ben de beğendim. Burada aksesuar kullanmışsınız pembe. Evet, o zamanlar çok meşhurdu işte bu. Eşiniz bir şey demedi mi o fuşya şemsiyeye? Dedi tabii ki. Ben hiç hoşlanmadım düşünüyorum öyle bir hani. Yani çiçekli koltuğu arkadaşlarını oturtmayan adam o şemsiyeyi oraya nasıl koydurdu? Bence beyaz olsa da uyum sağlardı. Zaten kenardan kaçacakmış gibi havası var. Aynen. O zaten bir müddet benim istediğimi yapar gibi oldu. Gerçi hani şemsiye benim istediğim değil, sadece fotoğrafçının, ama düğünde zaten onun istediği olduğu için ufacık bir detay benim oldu. Keşke öyle şemsiyeyi diğer elinizle tutsaymışsınız. Veya damat tutsaydı. Tutar mıydı? Hani buradan böyle bir eliniz biraz orada bir karışıklık olmuş. Damat tutar mıydı sizce kızlar? Bence... Tutmaz mı yani? Tutmaz mı yani? Damat... Ay burada ne kadar asık suratlı çıkmışsın. Burada orada çok ağladım ben de. Çünkü neden yağmur peki yağıyor. Mihrivat Korosu'na gitmiştik çekimler için. O kadar rende çakır çakır eteklerim çamur. Ay başım kaymış. O kadar gerçekten. Ay bunu sinirlerim bozuldu gördüğünüz zaman. Yüzünüz zaten çamur. Biz orada gözüküyor. Evet, çok ağlamıştım ya gerçekten. Yani benim gelin başım falan hep kaydı. Çok nazara geldi. Bizim orada şey derler, çok kazan dibinden yemek mi yedin evet, derler. Evet, yiyorum, çok sıyırırım tabakları. Normal o zaman, yağmur atı zaman. Burada kara kara düşünüyorum. Ben yandım diyor adam. Burada sizi çok beğendim ama eşiniz biraz yapmacık çıkmış sanki. Orada daha... kara kara düşünüyor. Burada sizi çok beğendim, gerçekten çok güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Ben samimi pozları çok güzel buluyorum. Gerçekten burada da çok yakışmışsınız yani, evet, bir bütün olmuş. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Sen yorum yaparken ağlayasım geliyor benim. O kadar içten söylüyor ki. İçimden gelenleri gerçekten söylüyorum. Gerçekten teşekkür ederim ama çok güzel yorumlarda bulunuyorsun. Oo, gidiyorsunuz. Oo, burada da. Artık damadı bıraktım. Aynen, gidiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Yani kısa ve öz bir şekilde gösteriyorum size. Zaten siz artık analiz etmişsinizdir diye düşünüyorum. Güler Hanım'ın eşi ve yorumlarla sınavı. Niye sinirlendim? Yani böyle... Beni çok iyi tanımıyorsun. Acaba? Öyle mi düşünüyorsun? Çok aradınız mı bunu Güler Hanım? Birazdan gelin evinde ve geldik eşler birbirini ne kadar tanıyor köşemizin zorlu sorularına. Bu eğlenceli bölüm için hazır mısınız hanımlar? Hazırız. Peki siz hazır mısınız Güler Hanım? Ben hazırım. Ama eşiniz? Eşim hazır. İşte sorunuz. Eşinizin en son sinirlendiği olay nedir? Eşim en son... bundan iki gün önce sinemaya gitmiştik. Orada sinemadan çıktıktan sonra ben alışverişimi falan tamamlamıştım ama... tekrar ondan hani son saatlere kala
tekrar bir şey istemiştim. Orada hani bu son saatte bu mu yapılır falan diye bana biraz köpürdü. Bir de şekeri vardı onun daha önce. Şimdi atlattık da onun bir harareti bir gelip gidiyor. O an bir çok sinirlendi falan. Hatta sinemaya giremeyeceğiz falan diye korkmuştum. Ama sonra toparladı. Ne istemişiz? Çok merak ettim. Hani bu kadar kızacağız, sinirleneceğiz. Ya aslında alışverişimi gündüz yaptım. Son dakikada biletlerimizi aldık. Hı-hı. Çıkacaktık. Hani çorap falan almak istedim. Değişik bir görmüştüm. Onları da alayım. Böyle, işte sinemaya geç kalıyoruz. Ama bir parladı gördüm. Sinemaya geç kalıyoruz. Bu saatte bu mu yapılır diye. Hiç çorap o kadar için. Bir tepki beklemiyordum. Evet. Bakalım eşiniz de sizinle aynı cevabımı verecek. Buyurun arayın lütfen. O hiç hatırlayacağını zannetmiyorum. Arayalım ama. Ben sana kızmadım ki diyorum. Alo. Efendim canım. Ercan'cığım. Biz şimdi canlı yayındayız. Sana bir soru yönelteceğim. Bu bölüm eşinizi ne kadar tanıyorsunuz bölümü. Seninle daha önce çok konuşmuştuk bunları biliyorsun. Sen en son bana ne için kızdın? En son ne için kızdım? Evet. Güler Hanım, biz eşinizin en son sinirlendiği olay nedir diye sormuştuk. Ha evet. Dış sesi duyduysan sen bana en son ne için sinirlendin? Güler Hanım yine olmadı. Sorumuz tam olarak şu. Eşiniz en son hangi olaya sinirlendi? Eşiniz en son... Ya en son niye sinirlendim? Yani böyle sabah beni kaldırmana sinirlendim. Bu sabahtan mı bahsediyorsun? Bu sabah. Bir önceki sabah, bir önceki sabah. Bütün sabahlar diyelim. Ama bunu yapmak zorundayım. Ben de biliyorsun bu hafta bir görevim vardı. Erken kaldırmak zorundaydım seni. Ben farklı bir cevap verdim. Ne cevap verdin? Ben dedim ki en son sinemaya gittik. Ben oradan çorap almak istedim. Çorap almak istedim. Bu saatte ne alışveriş yapmışsın alışverişin dedim. Onu söylemiştim. Sen sabahları bu sabahta kızmışsın. Onu kaçırmışım gözden. Evet. Neyse yaklaşmışsaydın o zaman gene. Çok yaklaşmışız evet. Demek ki beni çok iyi tanımıyorsun. Acaba? Öyle mi düşünüyorsun? Anladım. Teşekkür ederim. Sana teşekkür ediyorum hayatım o zaman. Kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hadi tatlım görüşürüz. Bu durumda cevabı doğru kabul edemiyoruz değil mi hanımlar? Aynen ben evet, kabul etmiyorum kesinlikle. Zaten tezat şeyler söyledik. O bana her dakika kızıyormuş. Ben anlamadım onu bu sabah. Bir kere soruyu bile anlayamadı. Ben şeye çok takıldım. Beni demek ki iyi tanımıyormuşsun. Evet. Çok. Ben olsam yani akşam hesap sorardım bu laf yüzünden. Ya Ercan'ın diyorum ya her lafını alınmam. O muhakkak altında bir espri attığı için söyler o. Bana çok normal geliyor dışarıdan hani farklı gelse de. Yani sinirlenmem için herhangi bir sebebim olmasına gerekmiyor. Durduk yere de sinirlenebiliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi sürpriz kıyafetimi getirmeye gidiyorum sizlere. Ve elimde kalan son çeyizlerimi de onları da göstereceğim. İzninizi istiyorum. Ben hemen bir gidip onları getirip geleyim. Merakla bekliyoruz Güler Hanım. Tamam hemen gidip geliyorum o zaman. Evet hanımlar gelinliğimi doğum yaptığım için giyemedim. Ama size bu şekilde göstermek istiyorum. Sürpriz kıyafetim gelinliğim. Çok aradınız mı bunu Güler Hanım? Hiç aramadım. İlk girdiğim yerden aldım. Direkt bu modeli mi beğendiniz Güler Hanım? Ben aslında gelinlikte çok detaycıydım. Ama o zamanlarda işte hemen yorgunluklarım falan fazlaydı. Girdim. Denedim bunun açık haliydi. Kapalısını deneyince birden hoşuma gitti. Şimdi bu belki biraz da bir aradan zaman geçince deforme olmuş olabilir. O zaman çok hoşuma gitmişti. Benim sadece tek sıkıntım gelin başımdan kaynaklandı. Gelinimi beğenmiştim. Ne kadar aldınız? Gelinimi 5000 liraya aldım. Bence çok fazla ödemişsiniz. Çok. Sadece gelinlik fiyatı mı 5000 lira? 5000 lira. Gelinlik derken duva, işte tacı. Ama bindal falan yok. Yok, bindalı falan yok. Hiç Güler Hanım açıkçası değil. Ben hiç beğenmedim gelinliğinizi. Benim tarzım değil çok abartı. Fiyatını da çok fazla buldum açıkçası. Bence sizden biraz daha sade bir model beklerdim. Ben de biraz daha biraz sade. Abartılı buldum açıkçası gelinliğinizi. Tabii yine sizin tercihiniz kullanmışsınız ama dediğim gibi. Arkadaşlar gelinliğimle ilgili eğer sorularınız bittiyse ben onu bırakıp geleyim. Tabii. Tamam, tamam. Tabii. Gelinliği de yorumladık. Geldik Güler Hanım'ın çeyizlerine. Mani maniye benzer, mani ateşe benzer.
Mani'yi söyleyenler doğan güneşe benzer. Pilar Hanım, çeyizinizi çok merak ediyorum. Şurada küçük bir sandık var, o değil herhalde. Sandığım o, çeyizlerim 3 seneden geriye kalan. Ceren Hanım, size zahmet yardım edebilir misiniz bana? Tabii ki. Çeyizlerimi gösterelim. Hemen. Çeyizin hepsi sandıktakiler mi? Evet, sadece sandıktakiler. Dediğim gibi çok fazla bir şey yapmamıştık. Hı hı. Daha doğrusu ben istemedim ama gelen 3 sene içerisinde tabii bana gibi misafire gelen insanlara küçük keselerde bir şeyler de verdim. 3 seneden geri kalan kısım bu. Yani bana kalırsa, bana nazaran çok az bir çeyiziniz kalmış. Hani 3 senelik de olsa. Biliyorsunuz benim çeyizim bir odayı doldurmuştu neredeyse. Bana çok az geldi nedense. Ya ben dediğim gibi ben istemediğim için aslında hiçbir şekilde. Bunları bile zar zor. Hani sadece adetten diye gösterimlik olsun diye şey yaptık. Hani ben söz sandığımı bile kendim sadece evimde dekoru değişik kullanayım diye yaptım. Hani çok adetlere göre, evet adetlere uyuyorum ama çeyiz konusunda biraz bu konuda... Ben pek de bana çok uygun fazla değil. Sevmiyorum çeyiz olmayı. Bence çeyiz yani. Olmazsa olmaz. Benim için bir gelinde yani. Yani çok şart olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani çok aman aman kullanılacak parçalar hani olmuyor diye gördüm ben. Çevremden de. Ben de o şekilde bir talepte bulunmadım. Ben Güler Hanım'ın bu fikrine katılıyorum açıkçası. Peki onları kullanabiliyor musun? Yani mesela onca lifin evet var güzel bir şeyler. Hı-hı. Ama kullanamayacaksın, boşuna yer kaplamıyor mu? Yıllarca bazanın altında kalacak. Yer kaplamaktan ziyade benim için hepsinin ayrı bir anısı var. Yani benim için genç kızın evlenebilmesi için, gelin olabilmesi için çeyizinin tamamen olması gerekir. Eksiksiz olması gerekir. Özenilerek yapılıyor, emek verilerek yapılıyor. Yani bu bile ne güzel bir şey bence. Bu bütün ailenle hani nasıl diyeyim, anneannen yapıyor, yeri geliyor annen yapıyor, teyzelerin, halaların. Bir hatıra. Hepsi ondan bir hatıra olarak saklarım ben ve kullanırım. Ya ben fikirlerinize tabii ki saygı duyuyorum. Hani hepimiz sonuçta örf ve adetlerine uygun insanlarız ama dediğim gibi benim pek kafa yapıma ya da tarzıma uygun bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yer kaplamasından hoşlanmıyorum. Şükriye Hanım, sandıktan çıkan çeyizlere artık baksak mı? Tabii, burada bir tane çetik görüyorum. Bu çok hoşuma gitti mesela. Sanırım el örmesi. Çok beğendim. Şuradaki özellikle gül detayını, tam yeni gelin işi bence. Patik giymeyi seviyorum. Yani o ayrı bir şey. Çeyiz olarak değil ama patik giymeyi seviyorum. Tek sevdiğim içlerinde zaten. Kullanılabilir zaten. Bir şey ama patik yani. Evet, hani üşüme şey, gayet güzel. Aynen. Ben de bu havluyu beğendim. Rengini özellikle, işlemesini. Bunu kim yaptı? Onu çok sevdiğimiz bir komşumuz vardı. Onun da bir sürü çeyizi vardı. Bana kendisi hatıra etmek istedi bir takım şeylerinde. Birkaç tane öyle havlusu var zaten. Onları hatıra niyetine saklıyorum. El emeğine benziyor. Evet, el emeği. Onlar öyle şeyleri çok seviyorlardı. Yine tabii ki mor tonları olduğu için muhtemelen Güler Hanım o yüzden mi sakladınız acaba? Ben sadece benden hatıra kalsın diye hani şey yaptım. Tesadüf olmuş o zaman evet. Sizin için. Aynen öyle. Bir de Ceren Hanım, bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz ya da Neslihan Hanım. Mesela şu şekilde nakışı şeyleri kullanabilirim. Ya, çeyiz hani el emeği falan bunları boyama mı? Evet, bu boyama. Onları falan kullanabilirim. Evet mesela ama bunları kullanamam. Bazen kapıya asıyorlar ama ben yapmam onu. Ben yapamam de yani. Çok demode geliyor evet. Bana ya. Yani evet. Benim hiç tarzım değil. Bence açıkçası. Aksine. Ben yapmam yani. Çeyiz olmazsa olmaz yani. Yani bunları kapının üzerine asmazsanız, onları sergilemezseniz, komşularınız gelip onları görmezse yeni gelin olduğunuzu nasıl anlayacaklar? Ya sonuçta bence... evleniyorsunuz. Nikah cüzdanı var. Anlamasalar yani. Yani çok gerekirse nikah cüzdanımı gösteririm. Hani çeyizde ben gelin olduğunu düşünmüyorum. Evet. Olduğunu düşünmüyorum bence, açıkçası. Bence gelin demek her şey çeyiz demek değil benim için. Misafirler. Evet. Tabii ki onlar da önemli. Ama ben hani ev eşyalarınıza bile bu kadar çok para vermişken hani biraz maddiyatı bana yüksek geldi. Çeyizinizi de hani daha fazla beklerdim açıkçası. Ama kötü değil. Çok güzel parçalarınız da var. Özellikle şu el emeği, sarı havlunuzu çok beğendim. Gerçekten tam yeni gelin işi duruyor. Dediğim gibi tamamen zevk meselesi. Benim size sadece gösterebileceğim el emeği. Sandığı tamamen kendim yaptım. Kendi el emeğim. Boyaması, inci detayları, fotoğrafımızın olması. Evimde kullanıyorum. Benim için çeyiz. Ondan ibaret. Çok da memnunum yani. En güzel hatıra. Evet, çocuklarıma da bırakabileceğimi düşünüyorum. Sandığınızı ben de çok beğendim.
ayrıyeten çok hamaratmışsınız. Evet. Öyle şeyleri seviyorum diyorum ya. Uğraşmayı da severim de. Biraz bunlar benim tarzıma aykırı sadece. Hani sakın yanlış anlamayın. Yo, herkesin tarzı başka. Farklıdır. Evet. Nihayetinde bu bir yarışma. Hepimiz bir yarışma içerisindeyiz. Evet. İsterseniz puanlamaya geçelim. Tamam, geçelim. O zaman çeyizlerimi toplamak için bana yardım ederseniz sevinirim. Daha sonra puanlamaya geçelim. Tabii. Tabii. Toplayalım. Güler gelin evine katıldı ama öncelikle kendi evine güveniyor ve kendi tarzına güveniyor ve kendi sunumunu çok beğendiği için öncelik bunun için sunum ve görsellik olduğu için çeyizi çok önünde tutmadığı için o yüzden kendi tercih etti gelin evine katılmayı. Arkadaşlar, bugün de sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İsterseniz şimdi yavaş yavaş puanlamaya geçelim. Evet, geçelim. Malum yarın da bendeyiz. Çeyizimi hazırlamam gerekiyor. Allah kolaylık versin size. Teşekkür o zaman. Ederim. Puanlamaya geçelim. Hı-hı. Şükriye Hanım, buyurun sizi alalım puanlamaya. Tamam. Güler Hanım'ın misafirperverliği çok güzeldi. Güler yüzü de çok güzeldi. Ama yatak odasındaki ve oturma odasındaki eşyalar çok fazlaydı. Ve bana yemek masasında çiçeğin yok demişti. Onun da çiçeği yoktu. Ve çeyizleri yok denecek kadar azdı. Bu yüzden ona puanım 6. Şükriye Hanım Güler Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün Güler Hanım'ın evindeydik. Yemek takımını ve mutfağını beğendim. Salon takımını beğenmedim. Çok karışık geldi. Aynı şekilde yatak odasını da beğenmedim. Bu yüzden Güler Hanım'a puanım 7. Çağla Hanım Güler Hanım'a 7 puan işliyor. Bugün Güler Hanım'ın misafiriydik. Ben Güler Hanım'ın oturma odasını beğenemedim. Çok gözlerim yordu. Çok karışıktı. Düğününü beğenemedim. Düğünü çok basitti. Özellikle gelinliğini hiç beğenemedim. Çok demodeydi. Ama Güler Hanım'ın salonunu ve yatak odasını çok beğendim. Bu yüzden Güler Hanım'a puanım 7. Neslihan Hanım Güler Hanım'a 7 puan işliyor. Bugün Güler Hanım'ın evindeydik. Evinde beğendiğim yönleri de oldu, beğenmediğim yönleri de oldu tabii ki. En beğendiğim kısım mutfak oldu. Mutfağı gerçekten çok güzeldi. Bunun dışında en beğenmediğim tarafı yatak odasındaki yatak örtüsü ve halısı oldu. Ama genel anlamda misafirperverliğiyle ben işi toparladığını düşünüyorum kendisinin. Bunun için kendisine puanım 8. Ceren Hanım Güler Hanım'a 8 puan işliyor. Günün sonunda Güler Hanım, Şükriye Hanım'dan 6, Çağla Hanım'dan 7, Neslihan Hanım'dan 7 ve Ceren Hanım'dan 8 puan alarak toplamda 28 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. Evet hanımlar, yavaştan kalkalım isterseniz. Sizi yarın çok güzel bir düğün bekliyor. Hazırlıklarım var malum, biliyorsunuz. Düğüne çok güveniyorsun galiba. Evet, güveniyorum. Yarın hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. O zaman Güler Hanım müsaadenizi isteyelim. Hadi hayırlısı, sana da kolay gelsin. Ayağınıza sağlık sizlere de. Teşekkürler. Yarın görüşürüz o zaman. Gelinlerimiz gelin evinin 3. günü Çağla Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında gelin evinde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Eğlenceli anlar. Biraz kiloya ihtiyacı var. Ama zayıf olmak da çok güzel bir şey. Sanki kebap çıkacakmış gibi. Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Evet. Bir parça kayısı ikramında bulunmak istiyorum. Madem hazırlamış o kadar tabii.
dikkat çekenler. Gerçekten bu da çok farklı bir tasarım olmuşlar. Kayınvalideniz bayağı hünerli. Evet, kayınvaliden hünerli. Ha, kitap o. Evet. Oldu. İçi de dolu mu? Evet, içi de dolu. Okuyorum o zaman. Kızlar hazır mısınız? Daha neler neler. Evet, aç değiliz değil mi? Yok, çünkü değil. Anlarız şimdi. Deneme mi yapacaksınız? Baklalı tokat sarmamız var. Yarın gelin evinde.